bu hikaye parasız erkeğe selam bile vermem diyen tele kız olmadığını ispatlamak için 100 milyon liralık namus davası açan, Kadir İnanır'ın kadınlara karşı çok kaba ve anlayışsız olduğunu söyleyen, Tarık Akan'ın ise kadın ruhundan çok iyi anladığını anlatıp, Tarık Kadir'den daha güçlü diyen, eski sevgilisi Lokman Kondakçı'dan aldığı 8,5 milyon liralık borç yüzünden evine haciz gelen, ayakkabı satın alma rekoru kıran, geleceği düşünerek yatırım yapıp solaryum ve güzellik salonu açan, bununla da yetinmeyip kendi mesleği dışında bir şeyler yapmak için dedektiflik bürosu açan, oyunculuktan maddi bir beklentisi olmadığını ama sinemayı sevdiğini söyleyen, kuyumcu sevgilisini özbeöz ablasına kaptırıp bu yüzden uzun süre ablasıyla dargın kalan, geçimsiz Dilber diye bahsedilip hiçbir dostunun kalmadığı söylenen, sevgilisi arabeskçi olunca onu evde bırakıp diskolarda tek başına kurtlarını döken, rol yapayım derken rol arkadaşı Selçuk Özer'in kafasını yaran Serpil Çakmaklı'nın öyküsü. Serpil Çakmaklı doğduğunda takvimler 19 Mayıs 1962'yi gösteriyordu. Gerçek adı Şener Dönmez olan Yıldız Eskişehir'de dünyaya geldi. 16 yaşındayken yani 1978'de manken Mert Çakmaklı ile evlendi ama bu evlilik sadece 6 ay sürdü. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapmaya başlamıştı. Ünlü olma macerasını ise Habertürk'te Hülya Avşar'ın sunduğu bir programda şöyle anlatmıştı. İçimizden Birileri diye bir skeç vardı televizyonda. Orada Günsel Tuncer, Neriman Köksal, Altan Erbulak vardı. Evin küçük kızı Şermin'dim. Oradan sonra Kenterler'de Sadri Alışık, Hulusi Kentmen gibi usta oyuncularla çalıştım. İlk filmim Orhan Kemal'in Devlet Kuşu filmiydi. Kemal Sunal'la oynadım. Memduh Ün görüyor, beğeniyor beni. Sonra Neriman ablanın vasıtasıyla beni arıyorlar. Ben tabii anormal heyecanlıydım. Bir de rahmetli Kemal Sunal'ı izliyoruz. İnanılmaz gülüyorum. Gittim Memduh Ün'ün oraya, elime bir tekst verdiler. Dediler ki bunu oynaman gerekiyor. Rahmetli Kemal Sunal karşımda, sufle verildi, biz oynamaya başladık. Hiç unutmuyorum, Memduh Ün dedi ki sen önemli bir star olacaksın, iyi yerlere geleceksin. Ve anlaşma imzaladık. Ben de sinemaya girmiş oldum hemen. Bu ilk filminde Kemal Sunal'la başrol oynayarak, figürasyonla başlayan birçok kişinin aksine sinemaya başrol oyuncusu olarak adım atmanın ağırlığını da hissetmişti. İkinci filmi olan Huzurum Kalmadı'da ise Ferdi Tayfur'la birlikte kamera karşısına geçti. Sonra olanları yine Serpil Çakmaklı şöyle anlatmıştı. O filmdeki karelerden Ünal Küpeli görüyor ve diyor ki benim aradığım kız bu, bu kim diye soruyor. Demişler ki yeni girdi. Alçaktan Uçan Güvercin'le zaten sinemada ismim duyuldu. O zamanlar sadece TRT var, başka bir yer yok. Oradaki diziyle tanındım, sonra arkası geldi. Serpil daha sonra Yaşamak Bu Değil, Mutlu Ol Yeter, Yürek Yarası, Günahıma Girme, Yaktı Beni, Yaşadıkça, Yılanların Öcü, Sıcak Geceler, Prenses, İşte Kadın, Vurgun, Gazeteci Kız, Sevgili Bayan gibi filmlerde oynadı. 1990 yılında yönetmen koltuğunda Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç'ın oturduğu Aşkın Kesişme Noktası'nda Berhan Şimşek'le birlikte kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en cesur oyuncularından biri olan Serpil Çakmaklı uzun süre şarkıcı olarak da sahneye çıktı. Üzülmedim Ki, İkimiz de Seviyoruz, Bir Seni Tanırım ve Yana Yana isimli albümler çıkardı. Güzel oyuncu ikinci evliliğini ise iş insanı Can Apa ile 1990'da yaptı. Bu evlilik sadece 2 yıl kadar sürebildi. Son evliliğini ise 1993'te kendisi gibi oyuncu olan Yalçın Dümer'le yaptı. 1,5 sene devam eden bu evlilikten Merve adında bir kızı oldu. Kızı da kendisi gibi oyunculuğa heves etti ve küçük yaşta bazı yapımlarda rol aldı. Serpil Çakmaklı yıllarca kızına tek başına baktı. Dönem dönem Yalçın Dümer'le aralarında sorun yaşandığı da oluyordu. Serpil Çakmaklı Yalçın Bey'in kızıyla yeterince ilgilenmediğini düşünüyordu çünkü. Bu duruma bir çözüm bulmak için 7 ay kadar kızını babasının yanına bıraktığındaysa kızı ve babası arasındaki bağ kuvvetlenmiş oldu. Hatta babası kızları Merve annesinin yanına dönerken ağlar hale gelmişti. Serpil Çakmaklı'nın evlilikleri dışında yaşadığı pek çok aşk macerası da oldu. Burhan Bayar, Kadir İnanır, Lokman Kondakçı bu isimlerden bazılarıydı. Kadir İnanır'la olan ilişkisi hakkında yıllar sonra şöyle demişti Serpil. Biz bir dönem arka arkaya film çektiğimiz için basında film dışına çıkan aşk diye çok haber yer aldı. O dönemler bizi yakıştırdılar. Bu konu geçmiş bitmiş.
Bir kere bunu açıkladım, sonra o insanın yok öyle bir şey olmadı demesi çok abuk bir durum. Evet oldu, yaşandı bitti. Kadir'le geçmişte Köyceğiz'de yakalandık. Bir restoranda fotoğraflarımız çekilmişti. İnsan yaşadığı olayların arkasında durabilmeli. Yaşamadık deyip yalancı, komik duruma mı düşeyim? Serpil yıllar önce ise Kadir İnanır ve Tarık Akan'ı mukayese edip şunları söylemişti. Kadir İnanır kadınlara karşı çok kaba ve anlayışsız. Önüne gelene saldırıyor. Tam bir kadın düşmanı. Tarık Akansa kadın ruhundan çok iyi anlıyor. Son derece kibar, candan ve müşfik. Çok centilmen. Hem Kadir'le hem Tarık'la film çevirdim. Bana göre oyun gücü de Tarık Akan'ın Kadir'den çok fazla. Zaten bu Tarık'ın aldığı ödüllerden de belli. Kadir İnanırsa paçoz diye nitelendirdiği Serpil Çakmaklı'ya çok kızıyor ve bu kadın beni deli edecek diyordu. Bu nedenle bir gün cinayet işleyebileceğini söyleyen Kadir İnanır, bu kadınlar yalak ağızlarını kapatmayı bilmezler mi diye soruyordu. Lokman Kondakçı ile yaşadığı ilişkiden sonra ise icralık olmuştu Serpil. O dönemlerde gazeteye yansıyan bir haberde şunlar yazıyordu. Eski sevgilisi Lokman Kondakçı sahibi olduğu film şirketinden 8,5 milyon lira avans alıp sözünü yerine getirmeyen Serpil Çakmaklı'yı icraya vererek haciz kararı aldırdı. Fındık Kralı Lokman Kondakçı, Serpil'e daha önce noter kararıyla ihtar çekip filme başlamasını bildirdik. Ancak bize cevap verme zahmetinde bile bulunmadı. Bu yüzden onu icraya verdik. Onunla güzel günler geçirdim ama aşk başka, iş başka dedi. Evine haciz geldiğini Almanya'daki turnede öğrenen Serpil Çakmaklı ise, Lokman Bey'den bunu hiç beklemezdim. Birlikte geçirdiğimiz tatlı günleri ne çabuk unuttu. O zamanlar milyonların sözü bile geçmiyordu. Onu çok ayıpladım dedi. Serpil gönül işlerinde tercihlerini belli bir kesimden yana kullanıyordu. Bir keresinde parasız erkeğe selam bile vermem demiş ve açıklamasının devamında şunları söylemişti. Yakışıklılık da neymiş? Cebinde 5 kuruş olmayan yakışıklı erkeği süs gibi yanımda dolaştırıp ne yapayım? Erkeğin gücü de güzelliği de cüzdanının şişkinliğiyle ölçülür. Zengin erkekler zaten yakışıklıdır. Yanlış yolda olsaydım şimdi meteliksiz biri olurdum. Bir dönem Banu Alkan Serpil Çakmaklı ile ilgili çok ilginç iddialar ortaya atmıştı. Serpil ve Banu bu ikiliye Dikkat filminde birlikte rol almışlardı. Filmden bir sene sonra Banu Alkan'ın kendisiyle yapılan bir röportajda Serpil Çakmaklı için bana eşcinsel ilişki teklif etti dediği ortaya çıkmıştı. Serpil Çakmaklı bunları duyunca çok bozulmuştu ve Banu Alkan'a çabucak bir dava açmıştı. Banu Alkan duruşmadan sonra şöyle demişti. Ben bayanları değil, erkekleri severim. Tam bir dişiyim. Herhalde Serpil'de bir eksiklik var. Serpil Çakmaklı ise dava öncesi Banu Alkan'a en ağır cezanın verilmesini istemişti. Banu'nun kendisiyle ilgili ithamından sonra ise şunları söylemişti. Lafları üzerine dava açtım. Banu beni sevici alanına koymuştu. Ben erkeklerin bayıldığı bir kadınım. 1986 yılında İstanbul 2. Asliye duruşmasında görülen bu değişik dava, Banu Alkan hakkında delil bulunmadığı için düşmüştü. Serpil Çakmaklı'nın namı öyle bir yayılmıştı ki, polisi yıldıran iki kadın diye haber olmuştu bir keresinde. Gazetede şöyle yazılmıştı olay. Bursa'da narkotik şube dedektifleri bu çamur kadınlar bize iftira atar, aile düzenimizi de sicilimizi de bozar diyerek Serpil Çakmaklı ile dansöz Çeçilya'nın soruşturmasına katılmak istemediler. Sorun narkotik şube müdürünün sorguya eşlerimizi de getiririz formülüyle çözüldü ve dedektifler sorgu odasına hanımlarıyla girdiler. Serpil'in kuyumcu sevgilisini ablasına kaptırmasıysa şöyle yer bulmuştu gazetede. Serpil Çakmaklı sanat dünyasındaki ünlüler arasında gönül defteri en kalabalık olanlardan biridir. Çakmaklı başkalarının sevgilileriyle beraber olur da kendi erkeklerini başkalarıyla paylaşmaya asla tahammül edemez. Hele bu ortak özbeöz ablası olursa. Bir süre önce Diyarbakırlı kuyumcu İlhan Bey ile küçük bir aşk hikayesi yaşayan Çakmaklı, bu eski sevgilisinin şimdi ablası Ayşen ile birlikte olduğunu öğrenince çileden çıktı. Bir arkadaş toplantısında bulunan Serpil Çakmaklı, bir süre sonra ablası ve eski sevgilisini kol kola içeri girerken görünce neye uğradığını şaşırdı. Sinirleri iyice yıprandığı için Antalya'da bir hafta tatil yapan Çakmaklı, kendisine aşk kazığı atan ablası Ayşen'le görüşmüyor.
Türk sinemasının cesur kadınlarından biriydi o. Uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Daha önce yaptığı yatırımlarla hayatını sürdürüyor. Üstelik bir açıklamasında zamanında ablasının kendisini Avrupa sevdası ve lüks merakı yüzünden uyardığını, eğer ablasını dinleseydi şimdi durumunun çok daha iyi olacağını söylemişti. Ailesinin durumunun da iyi olduğunu, bu yüzden iyi bir hayat yaşadığını da eklemişti. Acısıyla tatlısıyla bir Serpil Çakmaklı geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.